Yan akillerde yerleşemezsem. Hepinizden çok değişik sorular geldi. Hemen bu sorunun cevabını vererek başlıyorum. Yerleşememek diye bir durum yok arkadaşlar. Mutlaka inşallah istediğiniz okullara yerleşeceksiniz. Ama istediğiniz okul olmazsa da bir okula sizi mutlaka yerleştirecekler. Dolayısıyla yan akillerde yerleşemezsem diye bir soru sormanıza gerek yok. Mutlaka yerleşeceğiz. Peki nereye yerleşeceğiz, nasıl yerleşeceğiz? Eğer nakilde başka bir okul yazarsak eski kaybettiğimiz okul gider mi elimizden, bunları cevaplayalım. Şimdi Blue Angel yani Mavi Melek demiş ki 435 puan aldım. Rekabet Anadolu Lisesi'ndeyim. Vali Aydın Arslan Fen Lisesi 445 ile kapatmış. Nakil yapsam gelir mi? Şimdi 445 ile kapatan Vali Aydın Arslan Fen Lisesi'ni tercihlerinde kullan, nakil tercihlerinde. Eğer gelirse oh ne ala gidersin. Gelmezse de bu okulda devam edersin. Hocam nereden yapacağız nakilleri? Hemen bunun cevabını vereyim. Nakillerimizi arkadaşlar şuradan yapıyoruz. Hemen gösterelim. MEB öğrenci nakil işlemi kısmıyla Türkiye GoTV'den yapıyoruz. Yani E-Devlet'ten yapıyoruz. Devam ediyorum. Hocam Muhammed Kartal demiş ki hocam 011 yüzdelikle istediğim lise gelmedi. 1,5 puan falan var. Arada gelir mi sizce nakillerle? Gelebilir. Yaz. Nakillerde yaz. Gelmezse zaten eski okuluna devam edersin. Kazandığın okula devam edersin. Fatma Şahin Atarlar demiş ki merhaba. Merhaba. Kızım sınavla yerleşti fakat biz istemiyoruz. Nakil işlemi yapsak başka okula eğer yerleşmezse yerleştiğimiz okulun kaydını siler mi? Hayır, silmez. Ona göre tercih yapalım diyorum. Daha iyisine gidelim derken elimizdekinden olmayalım. Hayır, elinizdekinden falan olmuyorsunuz. Bunu geçen günkü videomuzda açıklamıştım. Bir kez daha açıklamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Mesela diyelim ki bir okul var. Sarı. Tamam, sarı. Diyelim ki burası İstanbul Erkek olsun. Sarı ya İstanbul Erkek'in renkleri. Şöyle sarı renkler İstanbul Erkek. Şurası da başka bir okul olsun. Mesela diyelim ki daha düşük puanlı bir okul olsun. Mesela diyelim Beşiktaş Anadolu Lisesi olsun. Tamam mı? Burası da daha da düşük puanlı bir okul olsun mesela. Burası da işte ne bileyim Sarıyer Anadolu Lisesi olsun. Bak, en yüksek neresi? İstanbul Erkek. Sonra Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi. Sonra da Sarıyer dedik. Hatta burada da kazanamayan arkadaşlarımız olsun. Tamam, burada kazanamayan arkadaşlarımız var. Şimdi birinci nakil başvurularında diyorlar ki arkadaşlar ya bakalım boş yer var mı? Boş yer var mı yok mu diye bakıyorlar. Boş yer olup olmadığını görmeseler bile biri ben buraya girmek istiyorum diyor. Biri de ben buraya girmek istiyorum diyor. O sırada bu İstanbul Erkek Lisesi'ni kazanan öğrencilerden biri vazgeçiyor. Burayı boşaltıyor. Kaydını sildiriyor. Ve atıyorum burslu olarak bir kolejden okuma teklifi alıyor. Veyahut da işte başka bir okuldan teklif alıyor. Veya yurt dışına gitme şansı oluyor. Bu buraya gitti mi? Bu buraya gidince burada bir boşluk oluştu. Bu esnada Mavi yani Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'ni kazanan öğrenciler diyor ki aa burada boşluk oluştu. Ben de buraya gidebilirim diyor. Buraya bir tercihte bulunuyor. Tercihte bulunduğunda gelirse, burayı kazanırsa buradaki kaydını sildiriyor. Eğer kazanamazsa, yani bu çocuk ayrılmazsa bunun kaydı silinmiyor. Mesela ben burayı istedim, istedim ama bak boşluk yok, geçemedim. O zaman benim hala burada kaydım duruyor. Dolayısıyla siz nakillerde bir okulu istediniz, o okula yerleşirseniz oh ne hala zaten yerleştiniz. Yerleşemezseniz buradaki kaydınız gitmiyor, hala hakkınız saklı duruyor. Dolayısıyla ben burada boşluk oluşup buraya yerleşirsem nakilde, yerleştiğimi görürsem buradaki kaydımı sildiriyorum. Eğer buraya yerleştiğimi görmezsem buradaki kaydımı sildirmeme gerek yok. Nakilin mantığı bu arkadaşlar. Dolayısıyla Fatma Hanım'ın sorusu şöyle. Daha iyisine gidelim derken elinizdekinden olmazsınız. Daha iyisine gidelim derken daha iyisine ya gidersiniz ya da elinizdeki kalır. Nakil dönemi 25-29 Temmuz'da birinci nakil başvuruları başlıyor. Bura olmazsa sonuçları 1 Ağustos'ta ikinci nakil başvuruları var. Bura da olmazsa. Bu da olmadı hocam. Hiçbiri olmadı. O zaman 9-17 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme yapılıyor. Lise nakil başvuruları nasıl yapılıyor? Merkezi sınav puanı ile en fazla 3, yerel yerleştirme ile en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercih yapabileceğiz. E-Devlet üzerinden, MEB öğrenci nakil işlem adresi üzerinden yapılabilecek arkadaşlar. Tercihlerle alakalı sorularınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Bizler buradayız. Nakil başvurularıyla alakalı her tür sorunuzu cevaplamaya hazırız arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen ama lütfen hiç endişelenmeyin. Nakil başvuruları sonrasında da inşallah sizler için en güzel, en hayırlı liselere gideceksiniz. Ve şunu da unutmayın. 9. sınıfa geçtiğinizde 10, 11, 12 okuduğunuzda diyeceksiniz ki aa zaten esas önemli olan üniversite sınavıymış. Ben üniversite sınavında çok iyi başarı elde edersem lisede tam istediğim okul olmasa da üniversitede istediğim okula girerim diyeceksiniz. Bu arada 9. sınıfta matematik temelinizi oluşturmanız için 8'den 9'a kampımız 1 Ağustos'ta başlıyor. 8'den 9'a matematik kitabıyla sizlere mükemmel bir şekilde bir kamp hazırlayacağız. Ve bu kampta matematikte yani 9. sınıfa başladığınızda matematikte hiçbir sıkıntı yaşamamanız için 5, 6, 7, 8 tekrarını yapıp 9. sınıfa sizi mükemmel bir şekilde hazırlayacağız. Ve 1 Ağustos'ta başlayacağız. Lütfen 8. sınıf kanalı aboneliğinden çıkmayın. Bizim yani bildirimleri sessiz alabilirsiniz ama bizleri desteklemek için 8. sınıf kanalı aboneliğinde kalın arkadaşlar. 9. sınıf kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah lisede de 9'da da 10'da da 11'de de sizlerle büyük başarıları beraber kazanacağız arkadaşlar. 8'den 9'a matematik hazırlık kitabımıza açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ya da size en yakın kitapçılardan ulaşabilirsiniz. Bu kitapta da
tüm 9. sınıf konularını sizler için güzel güzel tekrar ediyoruz. Ön hazırlık yapıyoruz ve böylece 6, 7, 8 sınıf konu tekrar yaparak 9. sınıfa mükemmel bir hazırlık yapıyorsunuz. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Lütfen desteğinizi devam ettirip 8. sınıf aboneliğinizi devam ettirin. Ve 9. sınıf kanalına da şimdiden abone olun. Hadi bakalım, görüşmek üzere arkadaşlar.